Geleceği planetlerle almak üzere sahneye davet ediyorum. Saygılar, yetkililer. Öncelikle bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ederim hepinize. Biz burada bir biyogaz santrali inşa ettik. 1,5 yıldır aşağı yukarı faal haldeyiz. Hayvansal atıklardan enerji üretiyoruz. Ürettiğimiz enerjinin karşılığı aşağı yukarı 5000 halinin ihtiyacını karşılıyor. İnşallah bu bizim ülkemiz için iyi bir başlangıç olur. %100 gübreden üretiyoruz, herhangi bir katkı koymuyoruz içerisine. Umarız ki bizim ürettiğimiz aşağı yukarı 6-7 bin büyükbaş atığı, Türkiye'de 16 milyon büyükbaş var. Yani atık sonsuz, bunun enerjiye çevrilmesi çok basit. İstiyoruz ki ülkemizde bundan sonra atık adı, diğer adı enerji olsun. Teşekkür ediyorum. Delegelerini takdim etmek üzere Vali Yardımcımız Sayın İbrahim Yurdakul'a davetini arz ederim. Çakaloğlu'nun plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, öncelikle katılımcılar, hepinizi saygı ve selamlıyorum. Böyle bir ödülle onurlandırılmak bizim için hakikaten şerefli bir şey. Teşekkür ederim böyle düşündüğünüz için. Ancak üzgünüz bu ödül alacağımıza, Sayın Müdürüm de bahsettiği gibi bu kadar beklemesek de işletmemiz bir an önce faaliyete geçseydi bizim için daha da güzel olurdu. Ama yine de teşekkür ederiz bizi düşündüğünüz için. Saygılar sunuyorum. Plaketlerini takdim etmek üzere Vali Yardımcımız Sayın Muhsin Şatlar'a davetini arz ederim efendim. Can Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisinin plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Standartını 2014 yılı başında aldık hocalarımızdan. 1 megawatt güneş enerjisi tesisini kurduk, devreye aldık. Şu ana kadar 1-2 megawatt saat elektrik ürettik. Daha da arttırmayı planlıyoruz şu anda. Teşekkür ederim efendim. Plaketlerini takdim etmek üzere COSGAP İl Müdürü Turgut Gözen'i davet ediyorum sahneye.
teşekkür ediyoruz. Aydın Ticaret Odası adına Ticaret Odası Genel Sekreteri İknur Kalasakalı paketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli hazırım. Türkiye'nin 81 vilayetine eş günü olarak yürütülen verimlilik haftası etkinliklerinin ülkemize ve ayrımıza hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. 5 tane ödül alan projeye baktığım zaman 4 tanesinin enerji tasarrufu ile ilgili olduğunu görüyoruz. Aydın Ticaret Odası'nın projesi Atobil, başka bir tasarruf olan zaman ve maliyetten tasarrufu hedefledi. Kasım 2014 yılında bu yana Kalkınma Bakanlığımız ve üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde örnek proje kabul edildi. Ve Türkiye'deki tüm oda ve borsaların kullanımına sunulmak üzere çalışmalar başlatıldı. Bu vesileyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüze bizi bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Ve tüm ödül alan diğer kuruluşları da yürekten kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Plaketlerini takdim etmek üzere Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Yunus Şengör'ü sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Menal Yıldırım'ı plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli katılımcılar, ben de özellikle bu ödülü tarafımıza, üniversitemize verilmesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü toplantının oldukça verimli geçtiğini söylemek istiyorum kendi adıma ve üniversitem adına. Biz de Adnan Menderes Üniversitesi olarak verimlilikle ilgili çalışmalara oldukça önem vermekteyiz. Bu konudaki özellikle enerji verimliliğiyle ilgili çalışmalarda Sayın Mühendislik Fakültesi Dekanımız Yunus Hocamızın katkıları ciddi, Avrupa Birliği ile beraber ortaklaşa projelerimiz var. Özellikle enerji verimliliğiyle ilgili. Adnan Menderes Üniversitesi olarak kampüsümüzün olabildiğince yeşil ve her alanda enerjiyi en verimli şekilde kullanan bir kampüs olarak görmek istiyoruz. Hedeflerimiz bu yönde. Aynı YK'da olduğu gibi bizlerle beraber bu konularda proje yapmak isteyenlere gerekli tüm kolaylığı sağlayabileceğimizi ben üniversite adına söylemek istiyorum. Bu düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum ve bu verimlilik haftasının Aydın'a ve ülkemize faydalı olmasına, hayırlı olmasına diliyorum. Teşekkür ediyorum. Plaketlerini takdim etmek üzere Aydın Bilim, Sanayi ve Teknolojileri İl Müdürü Sayın Mustafa Görgülü'yü sahneye davet ediyorum.